Misiniz? Neler yaptınız bu sezon içerisinde? İsmim Hatice Doğan. Hilal Evler'de ahşap boyama ve yapma kursu veriyorum. Bu sezon içinde ahşap boyama ve yapma ürünleri yaptık öğrencilerimizle birlikte. Bugün de bir dönembaşı sergimiz olacak. Ben Çin'i öğretmeniyim Hilal Evler'inde ve Sorgun Belediyesi'ne bağlı çalışıyorum. Sorgun Belediyesi'nde Sormek adı altında Çin'i işleme yapıyoruz. Çini fırınımız ve atölyelerimiz var, teşhir salonlarımız var. Ama işleme ve üretim kısmını Hilal Evler'inde yapıyoruz. Plaket, resim, isim, logo yapıyoruz. Siparişler alıyoruz. O şekilde çalışmalarımız var. İsmim Tekmile Şanav, halk eğitime bağlı giyim eğitimine çalışıyorum. Biçim evet. Dikiş kursu veriyoruz. Öğrencilerimize pratik ve teorik bilgiler veriyoruz. Kalıp. Sonra etek, bluz, elbise, güncel kıyafetlerden, modaya uygun, penye tarzı, bunlarla çalışıyoruz. Yani Gümüş, halk eğitim üzerinden Belediye Hilal Evlerinde alevde cam şekillendirme ve cam obje yapımı kursu hocasıyım. Geçen dönem çok başarılı bir sezondu. Bol satışlarımız oldu. Yapılan ürünlerle aile bütçesine katkıda bulundu. Kursiyerlerimiz, katılımcılarımız. Şimdi dönem başındayız tekrar. Dileriz herkes için hayırlı olur. Sergimize bu vesileyle herkesi davet etmiş bulunuyoruz. Ne zamana kadar açık bu arada? Sergimiz bu hafta boyunca sergi olacak diye ben biliyorum. Tamam peki. Onu da bilgisini vermiş oldum. Ziyaret etmek isteyenlere. Evet. Semiha Genel ben. Halk eğitime bağlı. Sepet kurucu bir öğretmeniyim. Kursumuzda daha çok geri dönüşüme ağırlık veriyorum. Mısır kabuklarından sepetler, artı kumaşlardan sepetler, iplik bobinlerinden yöresel bebekler, ipliklerden örgü bebekler. Daha çok kursiyerlerimizin isteğine bağlı çalışmalar yapıyoruz. Branşınızdan bahseder misiniz? Kanepçi ve etalonların işlemleri öğretmenle karşılıyoruz. Sezon boyunca nasıl bir çalışmalarınız? Güzeldi. Katılım güzel, istek güzel. İşlerimizi yapıyoruz. Seccadedir, bohçadır, havludur. Ve benzeri ürünleri yapıyoruz. Hilal Evler'e ne kattı bahseder misiniz? Allah ne kattı? Evde sıkılıp otururken birden başkanımız çıktı karşımıza. Biz de bu imkanları tanıdı. Sosyal bir hayatımız oldu. Yani içimizdeki cevherleri açığa çıkardı. Siz hangi alanda eğitim aldınız? Ben Çin'i aldım, dikiş aldım yani. Peki ekonomik anlamda katkı sağladı mı size? Evet tabii ki. Yani insanların kendine güvenini ortaya çıkardı. Meğerse ben neymişim? Ne güzel, başarılarınız ortaya çıktı. Evet. Peki başarılar dileriz, emeğinize sağlık. Başkanımıza da sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim.